Kıymetli dostlar, şimdi İstanbul şehrini bir düşünün. 16-17 milyon insan yaşıyor burada. 16-17 milyon insana elma yetişiyor, armut yetişiyor, muz yetişiyor, ekmek yetişiyor, su yetişiyor, süt yetişiyor. Ne bereket ya! Ne bereket! Bu hani 3 kişi, 5 kişi değil, bu 1 gün, 2 gün değil, değil mi? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri yarattığı kulların rızıklarını da ona göre ayarlıyor, ona göre bereketini veriyor. Hele Ramazan ayında sofralar eskisinden daha fazla zenginleşiyor. Buna rağmen bereket devam ediyor. Yani Ramazan çıktığı zaman ya bu Ramazan'da çok iftar sofralarında insanlara ikram ettim, şu kadar borçlandım diyen adam duyamazsınız. Geçen de bir sohbet ederken şunu söyledim. Bankadan kredi aldım, iflas ettim, yandım diyeni çok duyarsınız. Zekat verdim, yandım, iflas ettim diyen bir tane adam duyamazsınız. Yardım ettim, iflas ettim diyen bir tane adam duyamazsınız. Konteyner aldım, çadır aldım, iflas ettim diyen bir kişi duyamazsınız. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Allah için verenlere garanti veriyor. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah için ne verirseniz Allah onun yerini dolduracaktır diyor. Dolduracaktır diyor. Ramazan'da çocuklarımıza, aile bireylerimize bile iftar sofralarında yaptığımız ilaveler, haydi oruçluyuz biraz daha güzel olsun diye yaptığımız masraflar, bunların hepsi bizim amel defterimize sadaka olarak, infak olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla Ramazan ayında Allah Celle ve Aleyh Hazretleri müminin kazancını, evini bereketli kılıyor.